Fanatik TV ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Urfanatik TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Niyazi Yanmaz gündemde bulunan önemli konu ve sorunlara değinerek bunlar hakkında neler yapılması gerektiğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Değerli arkadaşlar, bugün 15 Haziran 2021 D8 İslam Ülkeler Birliği'nin kuruluşunun 24. yıl dönümü. Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Niyazi Yanmaz, gündeme yönelik konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Pusulasız, yol haritasız bir şekilde devam etmekte. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'ne girme müteselatı içerisinde zinanın serbest bırakılması, İstanbul Sözleşmesi, ondan sonra bu LGBT'nin aynı şekilde İstanbul Sözleşmesi'nin dahilinde domuzun kasabak hayvanlar sınırına girmesi et olarak bunlar için çeşit çeşit tavizler verildi. Zaman zaman dikleniyorlar. İl Başkanlığı'nda yapılan açıklamalarda önemli konulara değinen Başkan Yılmaz, Filistin'de yaşanan olumsuzluklara karşı olduklarını, yaşanan sorunların kabul edilemeyeceğini ifade ederek birçok konu hakkında açıklamada bulundu. Gerçekleştirilen toplantıda gündem olan konulardan biri olan Sedat Peker hakkında açıklamalarda bulunarak, devletin böyle işlerin içinde olmaması lazım. Fakir fukara yoklukla hayatını geçirirken devletin uğraştığı bu konular kabul edilemez dedi. Birçok konuya değinerek hükümete adeta isyan eden Başkan Yılmaz, 128 milyar dolar nereye gitti? İşsizlik neden kaynaklanıyor? Çiftçiler harap durumda, insanlar mağduriyet içinde. Yaşanan bu sorunların en baş sorumlusu hükümettir. Bizim muhalefet olarak bu konulara değinmemiz lazım. Bu bizim görevimiz ifadelerine yer verdi. O zaman sade bir vatandaşlar hiçbir farkı kalmıyor. Halbuki kendisinin bulunduğu konu, icraat konu, yapması gereken şeyleri yapması lazım. Nasıl Azerbaycan'a silahları gönderdiyse, İsrail'e de göndersin silahları. Yani Mescid-i Aksa bizim için en kutsal olan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize emanet olan ve bizim